Kıbrıs'ta Barış Gücü askerlerinin görev süresi 6 ay daha uzatıldı. İznin tek taraflı olarak Rum tarafından alınmasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetimi tepki gösterdi. Bu kapsamda hazırlanan yeni anlaşma metni Birleşmiş Milletlere gönderildi. Kuzey Kıbrıs yönetimi Birleşmiş Milletlere ya bizi tanıtın ya da adadan çekilin dedi. Haber Global muhabiri Hasan Uylaş ve kameraman İbrahim Bayram'ın hazırladığı Kıbrıs dosyasının 3. bölümü ekrana geliyor şimdi. Ya bizimle ayrı bir anlaşma yaparsınız ya da sizin Anfisip'in, BM Barış Gücü'nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarındaki varlığı masaya yatırılır. Bu masaya yatırılmanın içeriğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarını terk edin de var. Kuzey Kıbrıs yönetiminin Birleşmiş Milletler'e yönelik mesajı net. Ya tanıyın ya da adayı terk edin. Kıbrıs sorununu yaratan BM Güvenlik Konseyidir. Kıbrıs sorununu hala da uluslararası camianın gündeminde tutan da BM Güvenlik Konseyidir. Hemen arkamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. Tam karşısında ise Rumların kontrol ettiği bölge var. Tam işte bu noktada ise Birleşmiş Milletler barış gücü görev yapıyor. Barış gücü adaya 1964 yılında geldi. Türk ordusu 1974 yılında adaya gelene kadar en çok katliam işte bu dönemde yaşandı. Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerinin görev süresi her 6 ayda bir uzatılıyor. 1 Ağustos 2020'den geçerli olacak şekilde görev süresi 6 ay daha uzatıldı. İzin için imza ise Rum tarafından alındı. İşte Kuzey Kıbrıs Türk yönetiminin itirazı da bu noktada başlıyor. Tek taraflı alınan izne tepki gösteriliyor. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu süreci Haber Global'e değerlendirdi. Her 6 ayda bir BM Güvenlik Konseyi burada görev yapan e, BM barış gücü denen e, birliğin görev süresini uzatma e, olayı var. Her defasında da Türk tarafı e, BM e, Genel Sekreterine, BM Güvenlik Konseyine çağrıda bulunuruz. Bizim de onayımızı almanız gerekir diye talep ederiz. Sözde Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin onayıyla bu şey süreler uzatılır. İyi niyetle şunu dedik yıllarca. Bizim misafirimizsiniz. Bizim onayımızı talep etmiyorsunuz ama sizin burada görev yapmanıza iyi niyetle biz misafir statüsü vererek size onay veriyoruz diye. Kıbrıs Türk Yönetimi'nin tavrı net. Barış Gücü adada görev yapacaksa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetiminin de onayı alınmalıydı. Bu süreçte diyalog kapısı da kapatılmadı. Kuzey Kıbrıs yönetimi tarafından hazırlanan yeni bir anlaşma metni Birleşmiş Milletler'e gönderildi. Birleşmiş Milletler'in metni inceleme süreci devam ediyor. Taslak metinde Birleşmiş Milletler Barış Gücünün hangi koşullarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev yapabileceği yer aldı. Ya bizimle e, ayrı bir anlaşma yaparsınız, ya da sizin anfisipin BM Barış Gücünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarındaki varlığı masaya yatırılır. Bu masaya yatırılmanın içeriğinde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarını terk edin de var. Adada yaklaşık 900 barış gücü askeri görev yapıyor. Görev süreleri 6 ay daha uzatıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ise adadaki barış gücü askerlerinin görev süresinin Rum kesiminden alınan imza ile uzatılmasına karşı çıkıyor. İzni Rumlar verse de barış gücü askerleri tüm lojistik ihtiyaçlarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden karşılıyor. İşte Türk yönetiminin itirazı da tam bu noktada başlıyor. Eğer Yaklaşımları sizinle asla hiçbir şey imzalamayız. Sizi yok sayarız. Niteliğinde bir cevapsa ve Kıbrıs hükümetinin vereceği şey bizim için tek makam odur. Onların izniyle e, hareket ederiz. Türünden bir yanıtla gelirlerse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarını terk edin diyeceğiz. Burada görev yapamazsınız. Kıbrıs sorunu Birleşmiş Milletler'in dahil olduğu en uzun soluklu sorunlardan biri. 53 yıl süren müzakerelerden sonuç çıkmadı. Kıbrıs Türk'ü artık masada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından da tanınmak istiyor.